Tabii burada en çok hepimizi 7'den 77'ye ilgilendiren kısım ekonomi oluyor. Her ne kadar dışa bağımlılığı azaltamadığımız sürece işte dolardaki, altındaki yükselişler hepimizi çok fazla etkiliyor. Son olarak altındaki rekorları anlatmaya gerek yok ama son durum nedir? Yine sizden alalım. Bu hafta yine önemli bir hafta. Özellikle Salı günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Oldukça kritik bir öneme sahip. Geçen haftanın tam ters rüzgarını bu hafta bekliyorum. Mesela geçen hafta dolar uluslararası piyasalarda değer kaybetti. Dolar endeksi dediğimiz veriden bahsediyorum. 102 seviyesine kadar geriledi. Dolar karşısındaki bütün varlıklar da yükseldi ve yeni rekorlar gördü. Bu hafta dolar endeksinde tekrar 104 seviyesine kadar bir yükseliş, dolar karşısındaki enstrümanlarda bir geri çekilme bekliyor. Mesela ons altın tarafında 100 dolar seviyesine kadar 100 dolarlık bir satış olabilir. Gümüşün ons fiyatında 23-50 dolar seviyesine kadar bir gerileme olabilir. Euro dolar paritesinde bir 0.850 seviyesine kadar bir gerileme bu hafta bekliyorum. Yani dolar karşısındaki varlıklarda bir geri çekilme. Ancak şunu birbirinden ayırt etmek lazım. Dolar TL kurundan bahsetmiyorum. Dolar endeksinden bahsediyorum. Altının gram fiyatından bahsetmiyorum. Ons altından bahsediyorum. Gümüşün gram fiyatından bahsetmiyorum. Gümüşün ons fiyatından bahsediyorum. İşte buralara ayırdığınız zaman finansal okuryazarlık noktasında daha çok katkınız olur ve neyi takip edeceğinizi daha iyi bilirsiniz. Ons altın, ons gümüş tarafında yaşanan geri çekilmeler beraberinde gram altın ve gram gümüşün gram fiyatında kısmen sınırlı bir geri çekilmesine neden olabilir. Bu da işte geçen hafta tüh altın fiyatları uçtu, gümüş fiyatları uçtu, alamadık, şöyle yapamadık, böyle yapamadık. Uyarıları bugüne kadar dikkate almadık. Malum burada son 2 aydır altın ve gümüş fiyatlarının bedava olduğunu, yani ucuz değil bedava olduğunu zikrediyordu. Bugün gram altın serbest piyasalarda 2425 lira seviyesinde. Gümüşün gram fiyatı yine serbest piyasalarda 26.81 lira seviyesinde. Dolayısıyla yeni zirveler görmeye devam ediyoruz. Bu hafta ons altın ve ons gümüşte yaşanacak geri çekilme, gram altın ve gram gümüşte de geri çekilmeyi gündeme getirecektir. O yüzden bu hafta buralar takip edilmesi lazım. Euro dolar paritesinde bir 0.850 seviyesini bekliyorum. Bu da Avro TL kurunda 35 lira seviyesinin aşağısına tekabül eder. Şu anda Avro TL kuru 35.07 lira seviyesinde. Yine sık sık yaklaşık 6 aydır yaptığımız yayınlarda 2024 yılında Avro TL kurunda 50 lira seviyesini beklediğimi sık sık ifade ediyorum. Aynı düşüncem geçerli. Yıl içinde bu rakamları göreceğiz. Dolar 32 lira resmi kur tarafında ama serbest piyasalarda 33 lira seviyesinin üzerinde bir şekilde resmi kur serbest piyasaların arkasından geliyor ve serbest piyasalara bir şekilde kavuşuyor. Çünkü ekranda görmüş olduğunuz resmi kur tarafında, televizyonlarda görmüş olduğunuz dolar kuru, altın fiyatları falan hiçbir geçerli yok. Sadece rakam var ortada. Bir fiyattan alım satım var mı? Yok. Cuma akşamı Uluslararası Kredi Derecelenme Kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ye yükseltmişti. Dolayısıyla durağandan pozitife çevirmişti. Burada da ister istemez borsaya bir katkısı olacağını ifade etmiştik. Bu beklentimiz de gerçekleşti. Biz zaten piyasanın genel beklentisi not artışının olacağına dair sürpriz bir açıklama olmadı. Not artırımı olmasaydı sürpriz olacaktı zaten. Piyasalar bunu fiyatlamıştı. Dolayısıyla da Borsa İstanbul 100 Endeksi 9.305 puan seviyesinden haftaya başladı. %1,65 bir değer artışı var. Önemli olan şu, 9.400 puan seviyesinin üzerinde tutunabilecek mi? Benim kişisel öngörüm hayır. Yine aşağıda ihlal edilen alanlar var. O yüzden yatırımcısı geniş band aralığına odaklanması lazım. 8.400-9.400 puan aralığı kısa vadeli takip ettiğim band aralığı. Bu yıl 12.000-15.000 puan seviyesiyle alakalı bir problem yok. Ama borsada ben düşüş öngörümün halen devam ettiğini söyleyebilirim. Kripto paralardaki yükseliş devam ediyor. Bitcoin 70 bin dolar seviyesinin üzerinde %2 primle. Bu coşku nereye kadar devam edecek? Aynı 2 yıl önceki olduğu gibi bir kümese çekme operasyonu mu yapıyorlar? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama bence yatırımcıların çok temkinli ve dikkatli olması lazım. Evet, yükseliş devam ediyor. Ocak ayından bugüne kadar yılın ilk çeyreğinde de bu yükseliş trendi devam ediyor. Devam edecek gibi duruyor. 74 bin, 75 bin dolar seviyesine kadar
bu yükselişlerini sürdürecek gibi duruyor. Ama çevreden almış olduğum intiba, sorular veya maillere baktığımız zaman, sorulara baktığımız zaman hep böyle şey, hani gerçekten bu piyasaya hiç bugüne kadar yatırım yapmamış, ilgi duymamış insanların biraz daha heveslendiği, hani bundan 3 yıl önce girmişler, çok zengin olmuşlar, ben de zengin olacağım hayaliyle bu piyasayı hala böyle görmeye devam ediyorlar. Sanırım burada da büyük bir hüsran yaşayacaklar diye ben tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi küçük paralarla bu piyasayı öğrenmeyen, bu piyasayı anlayamayan hiç kimse bu piyasadan maalesef kazanamaz. Dikkat etmekte fayda var. Petrol fiyatları 81,82 dolar seviyesinde yatay bir açılış yaptı. Burada da 80-85 dolar aralığında gezinmeye devam eden bir petrol piyasası beklediğimi söyleyebilirim.